Evet, şimdi bu dün akşamdan beri beklediğim maddeydi. Nasıl yapacaklar diye. Çünkü gerçekten düşünürken bunu aklımda oturtamadım yani. Yani ne demesi lazım diye. Ve şimdi gördüğüm kadarıyla madde şey yani çok zayıf ve tartışmaya açık. Şimdi bakın niye? Şimdi normal zekada birine okuyorum. Yani şeye gerek yok böyle çok hukuk bilgisine falan. Ne anlıyoruz? Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma ve benzerleri dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Şimdi bu şunu mu getiriyor? Kadınlar artık istedikleri kıyafeti mi giyecek? Çünkü bakın tanımı yapıyor. Yani zayıflık ve tartışma dediğim burada. Ne diyor? Cübbe. Hakim, savcı, avukat. Cübbe giyiyorlar, değil mi? Ya da din görevlisi kadın varsa onlar giyiyorlar mı bir şey bilmiyorum. Onun dışında önlük, işte hizmetli sektöründe çalışan yani çeşitli kamu kuruluşlarında aşçı, garson ne bileyim işte ya da hastanede hemşire, doktor hepsi. Yani değil mi? Yani hani onların da üniformaları gibi önlük giyiyorlar. Onun dışında üniforma dediğimiz polis, asker, özel güvenlik yani şey güvenlik teşkilatı diğer özel demeyeyim de hani polis ve asker dışındaki kamu kurumlarına bağlı güvenlik olayı. Bunun dışında kıyafet giymek ya da giymemek. Yani şunu demek istiyor. Efendim sen başını örteceksin ya da örtmeyeceksin denmeyecek. Şimdi bunu böyle yazamayınca burada bir şeylik oluyor. Bir boşluk var şimdi burada. Yani yarın kadınlar şortla gelebilecek mi? Çünkü bakın tamam kıyafet kanunu var. Bir, o kıyafet kanununa zaten uyulmuyor. Ama kıyafet yönetmeliği var. Şimdi yönetmelik demek ki duracak. Şimdi burada bunu getirdiğin zaman nereye ucu gidiyor? Ben bu maddeye baktığım zaman yönetmeliğin daima üzerindedir kanun. Şimdi kanun maddesi yönetmeliklerin üstüdür. Kanun ya adı üzerinde. O halde şu an itibariyle kıyafet yönetmeliği lağvedilmiş olacak. Bu kanun böyle çıkarsa. Çünkü kadın o zaman istediği gibi de ister şortla gelir, ister mini etekle gelir, ne bileyim ister şalvarla gelir. Bu birinci sakınca. Ha, şunu koyabilirler miydi? Buradan öneri olarak söylüyorum. Şuraya geliyor ya kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri diyor ya başına. Giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma ve benzeri dışında virgül mevcut kıyafet yönetmeliği çerçevesinde kalmak şartıyla. Yani diğer hani o etek boyu efendim ceket etek ya da tayör efendim işte makyaj şu bu onlar kalmak kaydıyla onun içerisinde bir şeyi giymek ya da giymemek de zorlayamaz. Bence daha doğru olur. Şimdi bu yolu açtığınız zaman yalnız şöyle bir sakınca var. Yarın erkekler var. Şimdi erkeklerin de kıyafeti belirleniyor. Şimdi kadın konusunu AKP kurnazca halletti. Kadın kıyafetlerine hiç dokunmadı. Ama dedi ki baş açık ibaresini çıkarıyorum. Çıkarınca öyle bir engel olmadığı için artık askerlerde subaylar canları istediği gibi türban takabiliyorlar. Çünkü öyle bir ibare yok artık. Bir şey yoksa ona uymak zorunda değilsiniz. İçinde yok. Ha şimdi mesela soruyor efendim asker türbanlı olur mu? Abi olur ya da olmaz bana ne? Yasal olarak ya da kıyafet kanununa ya da kıyafet yönetmeliğine göre öyle bir tanımlamada bulunmadıysa ben yaparım. Şimdi yönetmeliğin üstündeyse kanun o zaman yarın kadın mini eteğiyle gitti. Gayet seksi bir kıyafet giydi. Yani hafif bel açık, dekolte yerli yerinde. Minicik bir etek. Gel gitti. E peki ne var? Abi kanun var. Sen bana dayatamazsın. Bir şeyi giyeceğimi ya da giymeyeceğini diyor bak. Mesela bir şey mesela başını örtmek konusunda zorlanamaz dese belki daha rahat olacak iş. Kadınlar bu şeylerde çünkü bunları sayıyor. Ha, önlüğü dayatır diyor. Yani ona dayatır. Subaysa üniformayı dayatır. Polisse üniformayı dayatır. Yani onu giymek zorundasın diyebilir. Ama türban takacaksın diyemez. Değil mi? Yani özü bu.
Ama işte kanuna koyduğun an kıyafet yönetmeliği bitti. Yani uymak zorunda değilim artık. Kanun var ya. Çünkü kanun çok açık. Bunlar dışında diyor kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri. Şort giymek ya da şalvar giymek temel hak ve özgürlük mü değil mi? Şimdi efendim devlette var. Bir dakika, öyle bir şey yok. Devlette olmaz. Sana ne? Yani affedersiniz ama televizyonda bir dizi var değil mi? Hani bu şeyi oynatıyorlar, eski bizim Zeynalar, yok Amazonlar. Ne var? Yani altlarında bir böyle şort gibi bir posttan bir şey giyiyorlar. Bütün bacaklar açıkta. Kadınlar öyleymiş. Şimdi o dönem öyle. Tamam, demek ki olabiliyor yani. Öyle bir dönem geldi. Kadınlar canı isteyen şortlu gelebilecek. Ama bakın bunun, bu tür şeyleri kanunla düzenlemeye kalkarsanız arkasından erkekler de gelebilir. Hani şu LGBT tartışmaları var ya, işte belki de bundan korkuyorlar. Çünkü şimdi geliyorum can alıcı noktaya. AKP'nin böyle bir yasa teklifi hazırladığını öğrendim bugün. Yani şu oldu gene. Artık köstebek diyeyim, möstebek diyeyim bilemem. Ama bakın kaçıncıdır? AKP'nin hazırlayacağı bir şeyi önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı açıklıyor. Biz yapacağız diyor. İşte öğrenci şeyleriyle ilgili yaptı. Aa, biz yapıyorduk dediler. Ondan sonra kredi kartı ya da elektrik su faturalarında eğer icralık olduysa onların kapatılması, paraların ödenmesi. Aa, biz hazırlıyorduk dediler. Şimdi de bu. Şimdi böyle bir kanun hazırlıyorlar. İşte bu LGBT'ye çok düşmanlık yapmaları bir anda. Zannediyorum bunun içinde. Çünkü maddeleri böyle lastikli hale getirirseniz yarın LGBT bireyi, bir dakika arkadaş, yani ben senin şeyine uyuyorum işte, üniformaysa üniformamı tamam giydim. Üniformamı giydim, altında efendim işte bilmem ne kıyafeti var yani. Ne karışıyorsun der mi? Der. Bir anlamda yani bir musibetten kurtulalım, bir kara propagandayı yaptırmayalım derken bir sorun yaratılmış olabilir mi endişesi taşıyorum açıkçası. Çünkü yani beğenelim beğenmeyelim, kızalım kızmayalım. Ama CHP içinde çok ciddi bir tepki var. Yani bir kere hani Atatürk ilke ve devrimleri işte böyle böyle üstelik de CHP'nin eliyle yok mu ediliyor endişesi var. Ha şimdi buna özellikle AKP'ye, şimdi onların da kafa karıştı tabii. Şimdi bir taraftan CHP'yi desteklemek durumundalar yani fikren. Ama işte ne oldu? Vay efendim CHP'ye mi kaldı bu iş ya da işte onlar önce gitsin. Yahu önce ya da sonra. Şimdi affedersiniz ama sen şeye sahip çıkmıyor musun kardeşim? Neydi o LGBT mitinginde konuşan manken bir kızımız vardı. Neydi o kızın adı ya? Şeyde konuşan. Tuğçe Kazaz. Ne dediler mesela? Tuğçe Kazaz ne dedi? Evet dedi, benim bir sürü günahım olabilir dedi. Yanlışlar yaptım. Ama yani bu yanlışları ikide bir ne yüzüme vuruyorsunuz? Geldiğim noktaya bakın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu zaten söylüyor. Diyor ki biz geçmişte bu konuda yanlış yaptık diyor. Ama bakın AKP burada çok bozuldu bu işe. Vay efendim bunlar ben yapıyorum dedi mesela. Şimdi bunu çok destekleyen CHP'liler olduğu gibi, kardeşim buna kanmayalım. Bu işte zaten AKP'nin hazırladığı bir tuzak. Onlar çıkaracaktı. Üstelik de biz öne yakalıyoruz ama Atatürk ilke devrimleri gidiyor. Tabii AKP'li şey ya da dinci kanat daha gene mi laiklik falan filan diye başlayacaktır. Zaten şu anda muhalefetin özellikle CHP kanadını en çok ürküten de bu. Ya aman dur şimdi Atatürk'ten bahsediyor. Dur şimdi laiklik deme, bunlar anlamıyorlar. Hele bir seçimleri geçirelim falan. Yok böyle dikiş tutmaz. Ha işte şimdi geliyorum. Son bu konudaki son yorumumu da yapayım. İşte bu ucube sistem dediğim yüzünden oluyor bunlar. Şimdi normal olarak biz partiler yarışsa ve arkalarına aldıkları güç oranında parlamentoda temsil edilseler bu garabetler olmayacak. Çünkü neden? Şu anda %50'yi bulma kaygısıyla da yapılıyor bunlar. Ve hani ya senin gücün belli kardeşim işte %30. Şu anda işte 28, 27, 29 ama yani benim kafamdaki gördüğüm CHP %30 bandında. Ama %50'ye çıkması lazım. %50'ye çıkması için de işte hem diğer partilerle işbirliği yapacak, onlarla yaptığı gibi de belki pek çok ilkesinden taviz vermek zorunda hissediyorlar. Ha işte bu demokrasi değil. Çünkü bu insanları olmadıkları gibi davranmaya götürüyor. Bu büyük bir tehlike bu. Onun için bu garabet sistemden, bu ucube sistemden, bu tek adam için yaratılmış bu kötü sistemden bir an evvel kurtulmak gerekiyor. O zaman her parti ne düşünüyorsa,
Türkiye'yi nasıl şekillendirmek istiyorsa, nasıl yönetmeyi arzuluyorsa açık açık koyar kardeşim ortaya. Ama şimdi koyamıyor. Bugün CHP'lilerin en çok konuşamadıkları Atatürk ve laiklik. Konuşamıyorlar. Üst düzeyde konuşamıyor. Vatandaş konuşuyor. Ama parti yönetimi sadece resmi törenler. Biz Atatürk'e falan. Yok arkadaş. Savunamıyorsun. Neden? Çünkü onu savunduğun zaman oy kaybedeceğini düşünüyor. Daha doğrusu kendi oy kaybetmeyecek. 50'ye varamam diyor. 50'ye varma yolunda bunlar gene böyle diyorlar. Ben o zaman Tayyip Erdoğan'a veririm diyenler olur diyor. Şimdi bu siyasette kirletiyor ya. Ahlakı bozuyor. Olmadıkları gibi davranmaya çalışıyor bütün partiler. Aynı şey AKP için de söz konusu. AKP de bir takım sol jargonları kullanarak bir yol almaya çalışıyor. Olmaz böyle bir şey. Bir an evvel ne olursa olsun demokrasiye ve hukuk sistemine dönmemiz gerekiyor ki herkes yerlerini bulsun, herkesin gücü neyse orada yoluna devam etsin. Birliktelikler öyle kurulsun. Böyle tavizler verilerek olmasın diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.